Bugün Hindistan hakkında biraz sohbet etmeye ne dersin? Hindistan yüzyıllardır hiç değişmeden bugünlere kadar gelmiş. Kültürel zenginliğini diyecek yok evet ama bir o kadar da eyalet var. Her eyaletin de kendine has kıyafetleri, kültürü, sanat anlayışı var. Bunu dizilerde de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hint dizilerini izlerken hepiniz elbette bu ülke hakkında çok şeyi merak ediyorsunuz. Kadınlar hep sarı mı giyiyor gerçekten, düğünlerde bile? Bu kadar çok takı takıp böyle makyaj mı yapıyorlar mesela? Evet, aynen öyle. Bin bir çeşit sarılı kadınlar var bu ülkede, tıpkı dizide gördüğünüz gibi. Büyük şehirlerde de, ikimizin yerine dizisindeki gibi küçücük bir köyde de durum aynı. Hintli kadınların %75'i sarı giyiyor. Çok ucuz sariler de var bu arada, öyle pahalı bir şey olarak düşünmeyin. Bir sariyi 10 doların altında satın almak mümkün. Renk işin içine girince daha bir eğlenceli hale geliyor. Mesela kırmızı, cesaret ve tutkunun rengi. Düğünlerde sarı ile beraber en çok tercih edilen renklerden biri. Kırmızı umudu, yeni başlangıçları, sarı ise mutluluğu ve bilgiyi temsil ediyor. Bu yüzden düğünlerde daha çok bu renkler kullanılıyor. Dizilerde dikkatinizi çekmişti değil mi? Peki düğünde kadınlar gerçekten ne giyiyor? Yani bizim gibi beyaz rengi neden tercih etmiyorlar? Kadınlar düğünlerinde lehenga adı verilen bir kıyafet giyiyorlar. Yani bol işlemesi olan bir elbise. Renk kırmızı ama başka renklerde kullanılabilir. Bu eteğin işlemesi ortalama 10 kilo. Yani bu yüzden taşıması biraz güç. Hindistan gelinlerini dizilerde de gördük biliyorsunuz. Ama bununla bitmedi. Genellikle Hindistan ve Pakistan'daki Müslüman gelinler sarareyi tercih ediyor. Yani bluz kısmı, kolları göbeği kalçayı kapatan uzun bir elbise. Peki kınada neler oluyor? Bizim gibi yüksek yüksek tepelere falan mı diyorlar? Hayır tabii ki. Düğünden önceki gece mehendi, yani kına töreni yapılıyor. Profesyonel bir mehendi sanatçısı ya da kızın akrabası gelinin ellerine, kollarına, ayaklarını kına yakıyor. Bizde sadece elleri sürüyorlar. Ağır işlemeler, gösterişli takılar yine var tabii. Aslında bizim kına gelenekleriyle aynı. Çünkü gördüğünüz işlemeler bizim bindallı adını verdiğimiz geleneksel kıyafetlerimize çok benziyor. Bu düğünlerin çok fazla ritüeli var. Bizim evet sonsuza kadar evet diye bağırdığımız noktada onlar 7 kere ateşin etrafında dönerek yemin ediyorlar. Ne tuhaf değil mi? Gelenek sonuçta. Peki sizce Hint düğünü ve bizim düğünümüzün benzerlikleri var mı? Arnavut düğünleri mesela en az Hint düğünleri kadar görkemli oluyor, ne dersiniz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz.